Ana vatanı Güney Amerika olan patates, 1535 yılında İspanyol denizciler tarafından Avrupa kıtasına taşındı. Bir süre kilise tarafından reddedilse bile, akıllı bir papazın yardımıyla Sicili temizlenip ilk olarak Fransa ve İtalya'da ekimi yapılmış, ardından Asya ve Afrika kıtasına yayılarak günümüzde her mutfakta aranan bir sebze haline gelmiştir. Yeryüzünde üretilen patatesin yaklaşık yarısı taze olarak tüketilmekte, geri kalan ise işlenmiş gıda ürünü, hayvan yemi, endüstriyel nişasta ve tohumluk olarak kullanılmaktadır. Fast food sektöründe dondurularak çok uzun süre saklanabilen patates cipsi, menülerde tüm dünyayı saran bir fast food akımının doğmasında baş aktör olmuştur. 300 milyon tonun üzerinde üretimi gerçekleşen patates, ihtiyaçları karşılayabilmek için birçok ülkede az da olsa yetiştirilmektedir. Çin, 75 milyon tonluk patates üretimiyle rakiplerine çok büyük fark atarken, Hindistan, 37 milyon ton üretimiyle ikinci, Rusya ise 22 milyon ton üretimiyle dünya üçüncüsüdür. Çiğ patatesin %70 ila 80'i su, %20'si karbonhidratlardan oluşur. Mineral ve vitamin içeriği bir insanın dengeli beslenmesi için oldukça iyi bir düzeydedir. Patates, bitkisel kaynaklı beslenmede tahıllardan sonra en büyük rolü oynar. Ucuzluğu, birim alandan fazla verim alınması, besin değerinin yüksek oluşu, sindiriminin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması ve her çeşit iklimde yetişmesi açısından hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilmekte ve tüketilmektedir. Patates yumrularında bol miktarda ve dengeli bir şekilde nişasta şeklinde karbonhidratlar, potasyum, demir, B ve C vitaminleri bulunur. Avrupa ve Amerika kıtasındaki insanlar patatesi, Uzak Doğulular pirinci, Asya ve Afrika ülkeleri buğdayı temel besin maddesi olarak kabul ederler. Ancak Uzak Doğu Asya ve Afrika ülkelerinde de patates tüketiminin gittikçe arttığı izlenmektedir. Patates kimyası gereği çok uzun süre depolanmaya uygun bir sebzedir. Halen ilkel depo ve mağaralarda muhafaza ediliyor olsa da bu metotların yüksek fire verdiği görülmektedir. Tohumluk patateslerle diğer patatesler farklı şekilde saklanır. Tohumluk dışındaki patatesler depolanırken çimlenmesini önleyecek bir kimyasal işlemden geçirilerek saklanır. Patatesi saklamak soğan saklamaya benzer. Tüm kök bitkileri gibi patates topraktan çıkartıldıktan sonra depolama öncesinde kurutulmalıdır. Kurutma işleminden sonra hasat sırasında ya da elleşlemede yaralanan patateslerin çürümesini engellemek, patatesin kabuk oluşumunu sağlamak için iyileştirme süreci yaşanır. Bu süreçten sonra patatesin sıcaklığı her gün yarım derece düşürülerek soğuk depolamaya hazırlanır. Soğuk depolarda tohumluk patatesler 2 ile 4 derece arasında saklanırken diğer patates türleri 4 ile 10 derece arasında muhafaza edilir. Ancak soğuk depolamada sıcaklık ve rutubet kontrolü kadar karbondioksit kontrol de önemlidir. Yükselen karbondioksit kontrol altına alınmalı, belirli limitler içinde tutulmalıdır. Patatesler de piyasaya sunulmadan önce soğuk depodan çıkartılmadan günde sıcaklığı 1 derece artırılarak pazarlamaya hazırlanır. Böylece patates üzerinde yoğuşma olması engellenir. Patatesin en iyi saklama yeri kurutma, iyileştirme, soğutma, saklama ve piyasaya hazırlama etaplarının tümünün yapılabildiği modern depolardır. Dünyada üretilen 300 milyon ton patatesin 50 milyon tonu bu tip depolarda saklandığı tahmin edilmektedir. Patates, insanlık tarihinin son 500 yılında beslenme devrimi yaratmış, herkesin sevdiği, insanlığın stratejik ve ana gıdalarından biri haline gelmiş harika bir sebzedir.